Ben de senden farksızım kızım. Evladımı kaybettim ben de. Kimsem yok benim. Bir torunum var. Anası olacak kız doğurduğu gibi bıraktı gitti garibi. Bebeğim, torununuz yaşıyor. Onu bulmam için bana yardım edin, lütfen. Neriman Hanım, sizin yardımınız olmadan bebeğimi bulamam. Yalvarırım yardım edin. Bir yere mi gidiyorsun abla? Hastaneye gidiyorum, bir iki saate gelirim. Sen bekleme beni, yat. Abla, biliyorum kızıyorsun ama beni bir dinlesen. Sert çıktım sana biliyorum ama kaç gündür hastane ev arasında gidip gelmekten yoruldum ben de. Sinirlerim bozuldu. Şimdi konuşup daha da yorma beni. Hadi, hadi dinlen. Hadi yat, hadi. Zila. Ne oldu? Kalk. Her şeyi göze alıp gelmedik mi buraya? Korkma. Zila. Ben kendim için korkmuyorum ki. Şimdi gelip alsınlar beni, atsınlar içeri. Hiç umurumda değil. Ama senin bebeğini bulmana bu kadar az kalmışken... ben seni riske atamam. Yakalanmana izin vermem. Benim tek korkum bu. Ben senin oğlunu kucağına aldığını göreceğim. Olması gerektiği gibi. Sizin mutlu olduğunuzu göreceğim. O zaman içim rahatlayacak. Peki ben bebeğime kavuştuğum zaman, yani her şey iyi olduğunda yanımda olmayacak mısın? Bu ne demek şimdi? Yani olur da beni korumana gerek kalmazsa, mutlu olduğumu bilirsen, bırakıp gidecek misin beni? Gideyim mi? Söyle Zeliha, o gün geldiğinde sen ne istersin? Yanında olmam mı, gitmem mi? Çay vereyim mi? Olur. Abi. O ev bunların saklandığı yer olmasın. Daha önce komiser Ayhan'ı o apartmandan çıkarken gördüm. Belli ki onun da Tahsin ile bir alıp veremediği var. Ah Harun, ah anının ortasından vuracaktım. Abi hoş geldin. Bütün gün neredeydin sen? Okulda da yoktun. Benimleydi. Sen eve git. Okulda görüşeceğiz ona göre. Namık, bu çocuk okuyacak. Senin gibi boş beleş takılmasına izin vermem. Anladın mı beni? Madem ki davaya katılmak istiyor, biraz yol yordam öğrensin dedim. Kitaplarda yazmıyor bunlar. Senden mi öğrenecek lan yolu yordum? Ha? Yeter be. Bütün gün Tahsin'in peşindeydim. Var mı? Sen kimin canını bağışladın? Kemal'i kim vurdu? Bilsin tanısın istedim. Oğlum sana laf anlatıyorum, anlamıyorsun. Kemal'i vuran Murat Tahsin değil. Bunu sen de biliyorsun ki herif öldü. Çekti cezasını. Ha Tahsin ha Murat. İkisi de aynı değil mi? Namık, bak kardeşim. Kemal'in acısı hala içimizde çok taze. Kemal bizimle kardeşimiz. Ama yanlış yapıyorsun.
İlk başta ben de senin gibi hırsıma yenik düştüm. Tahsin'i hedef bildim. O herif benim boğazımı kesiyordu lan. Bu mu senin adamlığın? Böyle mi abilik yapacaksın sen bize? Lan sana insan gibi laf anlatıyorum, anlamıyorsun beni. Oğlum Tahsin'in peşini bırakacaksın. Ne yediyse polisler cezasını verecek. Anladın mı beni? Anlamazsan ne olur? Sen hele bir dinleme lafımı. O zaman görürsün ne olacak. Geldi. Geldiğiniz için teşekkür ederim. Buyurun. Utanmıyorsun değil mi? Oğlum öleli sene olmadı. Sen benim karşıma bu adamla çık böyle tövbe tövbe söylemeye dilim varmıyor. Neriman Hanım. Tahsin tamam. Neriman Hanım, biz buraya bunları konuşmak için gelmedik. Bana olan öfkenizi bir kenara atın. Lütfen. Şu an ikimizi ilgilendiren en önemli şey bebeğimi bulmam. Öyle değil mi? Sen benden ne istiyorsun? Amacın ne senin? Yaramı daha beter deşmek mi? Asla. Benim tek isteğim bebeğime kavuşmak. Ya öldü diyorum sana. Benim torunum öldü. Ölüsünü verdiler kucağıma. O işin arkasında başka bir şey var. Biz dosyaları gördük. Ne? Siz nasıl girdiniz o odaya? Nasıl girdiğimizin bir önemi yok. Bakın ben daha önce de size gelmek istedim. Ama cesaret edemedim. Bebeğimin yaşadığına emin olmadan sizi de ümitlendirmek istemedim. Ama artık eminim. Benim dosyamda bebeğin ölü doğduğu yazıyor. Yanlış yazmışlardır. Gözlerimle gördüm diyorum sana. O gün hastanede başka bir kız daha vardı. Kader. Böyle sessiz, sakin, kimsesiz bir kız. Hatırlıyor musunuz? Nereden hatırlayacağım? Her gün bir sürü kadın geliyor hastaneye. Ölü doğan onun bebeğiydi. O kız benimle aynı saatlerde doğum yaptı. Ya kendiniz söylüyorsunuz her gün bir sürü kadın geliyor diye. Dosyaları karıştırdılar. Benim bebeğimi ona verdiler. Benim dosyama da bebeğin ölü doğduğunu yazdılar. Aylar sonra karnın burnunda çıktın karşıma. Torununu taşıyorum dedin, ses etmedim. Çok geçmedi, ben daha oğlumun acısıyla baş edemezken torunumu kaybettim. Şimdi geçmişsin karşıma, abuk subuk konuşup yaramı deşiyorsun. Benim bunları dinleyecek ne gücüm ne de sabrım var. Anla artık beni, bırak peşimi. Aylardır benim çektiğim bana yeter. Benimki de can. Bak kaç yaşına geldim. Allah bilir kaç sene ömrüm kaldı. Bırak beni, hayatıma devam edeyim. Ben kaderi gördüm. Kucağında bebek vardı. Arabadayken gördüm. O bebek benim bebeğim, eminim. Senin kafan iyice karışmış. Ne dediğini bilmiyorsun. Allah bana iki acı üst üste verdi. Önce gencecik oğlum Murat'ım gitti, sonra torunum. Ben bu acıyla bir başına baş etmeye çalışıyorum. Ama bak sen yalnız değilsin. Gençsin. Bir çocuğun daha olur. İlkinin acısını unutursun. Bırak beni. Karşıma çıkma bir daha. Deşme yaramı. Neriman Hanım, bana yardım etmeniz lazım. Madem o beni dinlemiyor, sen dinleyeceksin. Son kez söylüyorum. Benim karşıma çıkmayın. Eğer bir daha ikinizden birini görecek olursam, hiç durmam ararım polisi. Şimdi al götür bunu burada. Neriman Hanım, yapmayın. Bana inanmak zorundasınız. Neriman Hanım, benim Tahsin. Açın kapıyı. Bu iş böyle bitmez. Açın kapıyı, konuşalım. Neriman Hanım, açın kapıyı. Thank you.
gitme, buradayım. Abi. Yine mi sen? Ya beni rahat bırakın demedim mi ben size? Ne dolanıyorsun sen hala etrafımda? Zeliha'yı kandırabilirsiniz ama ben söylediklerinizin tek kelimesine bile inanmadım. Açık konuşsana, sen beni neyle suçluyorsun? Bakın Neriman Hanım. Anlıyorum. Acınız büyük. Oğlunuzu kaybettiniz. Oğlumun adını ağzına alıp kirletme sakın. Sizin oğlunuz öyle zannettiğiniz gibi tertemiz bir adam değil de. O kendini çoktan kirletti. Adam öldürdü sizin oğlunuz. Katil oldu. Yalan konuşuyorsun, yalan konuşuyorsun. Zeliha bunu öğrendiği halde oğlunuzu ihbar etmedi. Murat'ın hep yanında oldu. Bu adamı öldürdüğü silahtan kurtulmaya çalışırken öldü Murat. Bir can aldı, karşılığında kendi canını verdi. Defol, defol, git, git. Gidiyorum. Ne yapacaksınız? Polisi mi arayacaksınız? Hadi arayın. Bekliyorum ben, buradayım. Git, yalvarırım, git, git. Bakın, ben de böyle olmasını istemezdim Neriman Hanım. Oğlunuz yeterince acı çektirdi Zeliha'yı. Hayatını mahvetti. Şimdi Zeliha'nın hayatına devam edebilmesi için son bir umudu var. Oğlu. Onu bulmasına engel olmayın. Sizden son bir şey isteyeceğim. Söylediklerimi bir düşünün. Siz de bir annesiniz. Onun ne çektiğini en iyi siz anlarsınız. Ben şimdi gidiyorum. Ama tekrar geleceğim. Sonunda ölüm de olsa, mapus da olsa ben bu işin peşini bırakmayacağım. Kapıya kadar geldi değil mi? Ne dedin ona? Ha? Söyle. Sesini çıkardın mı? Söyle. Abla sen ne diye kapıyı üstüme kilitledin? Yine kaçma diye. Kilitlemesem kim bilir bu sefer nereye kaçacaktın? Konuştun mu o adamla? Söyledin mi bebeğin yerini? O adam benim yüzüme baka baka senin oğlun katil dedi. Gül gibi oğluma laf söyledi. Ölmüşün arkasından konuştu. Abla. Abla ne? Sen hala onlara iyiydi. Bebeği onlara vermeye çalış. Ben torunumu kimselere vermeyeceğim, anladın mı? Kimseler alamayacak onu benden. Torunumu onlara verirsen seni burada tutarım mı sanıyorsun? Nerede bulduysam oraya atarım seni. At abla! At! El kadar bebeği anasız koyacağım ama sokaklarda bir başıma kalırım daha iyi. Senin dilin çok uzadı. Bana bak, çabuk pılını pırtını topla, yürü gidiyoruz. Sen gör bakalım benim torunumu elimden almak kolay mı? Kim geldi yine dandan susmadı bu kapı? Ne bileyim ben. Suratıma bakacağına git, aç şu kapıyı. Git. Allah'ım ben ne günah işledim de bu çocuğu verdin benim başıma sen. Oh. Hiç huzur bulamayacak mıyım ben bu dünyada Allah'ım? Yürü hadi yürü. Çıkar. Hayırdır Neriman? Eline düştüm arkadaşım. Başka şansım kalmadı. Allah aşkına şunu idare ediver. İki gün burada sakla. Bu kızı burada istemiyorum Osman. O kadar. Bak eğer sen göndermezsen polisi arayacağım. Hiç kimse yaramıyorsun Feride. Eğer polisi ararsan birkaç aya taklık ettiğimiz için biz de suçlu duruma düşeriz. O zaman sen de yanarsın, ben de. Ya bizi hiç mi düşünmüyorsun? Konu komşuya ne diyeceğiz? Baba. Nefesini boşa tüketme. Ben gidiyorum. Zeliha dur. Nereye gidiyorsun? Ha? Tahsin gelince ne diyeceğim ben ona? Nerede bulacak seni? Fevri'yi de aramanın sırası değil kızım. Peki tamam. Ama çıkıp bir nefes alayım. Duracağım.
Dikkat et kendine. Senin ne işin var dışarıda? Feride babamın karısı abuk subuk konuştu, canım sıktı. Boş ver, takma kafana. Merak ettim seni. Sabah hiçbir şey söylemeden gidince dönmeyeceksin sandım. Neredeydin? Anlatırım. Görelim mi biraz? Bence Neriman bizden bir şey saklıyor. Şöyle oturalım mı? Olur. Neden böyle bir şey yapsın ki? Nedenini bilmiyorum ama bir şeylerden korkuyor belli. Bugün bana gitmezsen polisi arayacağım dedi. Gitmiyorum, ara dedim. Hiçbir şey yapmadı, aramadı. Bu kadın bizi niye ihbar etmiyor? Bilmiyorum. Onun bu kadar kötü olduğuna inanmak istemiyorum. Suat alıp bir de hastaneye gidelim. Oradaki hemşirelere Kadir'i soralım. Kadir'i hastaneye kim getirmiş? Hastaneden çıkınca nereye gitmiş? Belki bilen vardır. Kafayı mı yedin? Elinde bebek, el alemin kızını kilitledin odaya. Ben ne yaptığımı bilmiyor muyum Halil? Mecburum oğlum. Mecburum. Neriman bu işten yırtamazsa ben de yanarım. Of, başım tuttu yine bir. Biraz çıkıp hava alacağım. Sen de sakın kadere ilişeyim deme. Anasından zavallıyı. Yapmayın. Bebek salonunda. Git al arka pencereden, çık çabuk.
Başta inanmadım sana. Benden intikam almak için yalan söylediğini düşündüm. O yüzden söylemedim Kadir'i tanıdığımı. Kadir'i sokakta bir başına buldum ben. Kimi kimsesi yoktu. Acıdım, hastaneye getirdim. Ama doğumdan sonra kaçtı gitti, bir daha da görmedim. Madem ki torunumun onda olduğunu düşünüyorsun, Kadir'i bulmana yardım edeceğim. Ne gerekiyorsa yapacağım. Gerçekten yardım edecek misiniz bana? Önce hastaneye gidip doktor, hemşire kim varsa sorup soruşturayım. Sen beni burada bekle. Neriman Hanım, bana yardım edeceğinizi biliyordum. Çok teşekkür ederim. Bir iki saate dönerim. Yalan söyledin. Sen sakladın Kader'i. Bebeğimi ona sen verdin. Kucağındaki o bebe benim mi? Çekirge bir sıçrar, iki sıçrar, üçüncüde ne olur biliyorsun değil mi Zeliha? Ayhan komiserin sabrı taşar, o çekirgeyi yakalar, avucuna alır ve bir daha hiç bırakmaz. Artık avucumun içindesin. Yeni yuvana hoş geldin. Korkma, güvendesin artık. Thank you.
Unut o kızı dedim. O kızdan sana hayır gelmez dedim. Lakin ikna edemedim Mustafa'yı. İlla da ben kadere varacağım diye tutturdu. Mustafa sana yaptığımı bilmeyecek kader. Reki karnına bebek koyduğumu hiç bilmeyecek. Yapma, yapma, kurban olayım, bu senin bebe değil. Yapma benim canım, Allah'a kıyma ne olur. İyi mi oldu şimdi böyle? Hı? Daha en başından beni dinleseydin şimdi burada olmayacaktın. Yazık oldu Zeliha, yazık ettin. Sen nasıl bir adamsın? Ben nasıl bir adamım biliyor musun? Talihsiz bir adamım ben. Babam ben daha okula başlamadan annemi terk etti gitti. Hoş. Haksız da sayılmazdı ya. Sabahtan akşama kadar konuşurdu benim annem. Çenesi kafasından daha büyük bir kadındı benim annem. Hastalandı, ben baktım. Ben yedirdim. Sabaha kadar ben dinledim babama ettiği küfürleri. Ağzından tek güzel kelime duymadım babam için söylediği. Keza ben de eksiktim anneme göre. Yüzümün içine baka baka el alemin çocuklarını överdi bana. Ne yapsam eksik, ne yapsam kabahat. Sonra bir gün İyice elden ayaktan düştüğü ara kaynayan çaydanlık düşüverdi annemin kucağına. Kayıverdi elimden. İstemeden. İnsan isteyerek yapar mı böyle bir şey? Kaynayan çaydanlık boca eder mi annesinin kucağına? Komşular eve geldiğinde çoktan gitmiştim o evden. Bir daha da geri dönmedim. Şimdi anladın mı beni? Ben nasıl bir adamım? Talihsiz bir adamım ben Zeliha. Beni ilk gördüğün günü hatırlıyor musun? Ablamın evinde. Ha?
Ben çok iyi hatırlıyorum. Burada böyle şimdi sana bakar gibi gözümün önünde. Kimdir nedir bilmediği kızı elinden tutup getiriyor. Bir de tutturdu evleneceğim diye. Ya beni niye çağırıyorsun ki? Diktin buraya. Bana ne Murat'ın evleneceği kızdan ya? Ya kimi çağırsaydım? Babası mı var başımızda? Hoş geldiniz. Anne, Zeliha. Merhaba kızım. Merhaba. Buyurun. Merhaba. Ne haber? Buyurun. Buyurun, buyurun. Daha o an senin elini ilk tuttuğum an koparıp kaçırdı seni benden. Sonra ne yaptı? Adam olup sahip mi çıktı sana? Kocalık mı etti? Mundar etti seni. Sonra öldü. Sus artık! Ben bu anın gelmesi için çok bekledim Zeliha. Her şey ikimiz için çok iyi olacak. Sen şimdi bunu anlamıyorsun. Ama gün gelecek anlayacaksın. Aç! Ben senin kara kaşın kara gözün için kurtarmadım seni oradan. Benim davam bir onuru var. Böyle infaz olmaz. Anladın mı? Ayrıca sen benim arkadaşım falan değilsin. Böyle nazlanma bana. Sen benim hala düşmanımsın. Önce iyi olduğumdan emin olacağım. Sonra seni götürüp polise teslim edeceğim. Kemal'i vuran senin arkadaşların. Unutmadım. Unutmaya da hiç niyetim yok. Anladın mı? Bunu kafana sok. Bak kardeşim, Kemal için üzgün. Ben de böyle olmasını istemezdim. Ne kadar farklı düşünürsek düşünelim, kimsenin vurulmasını sindiremem. Ama benim yapabileceğim bir şey yoktu. Kemal vurulduğunda ben okulda bile değildim. Ben orada olsaydım, ne yapar eder Murat'a engel olurdu. Ne bakıyorsun öyle? Sen yardım ettin değil mi Neriman'a da? Beraber planladınız her şeyi. Oğlumu benden ayırınca ne geçti elinize? Hı? Seni seveceğimi mi sandın? Elinde sonunda oğlumu alacağım sizden. Ne oğlu? Kızım, senin bebeğin ölü doğdu ya. Hiç mi vicdanın yok senin? Nasıl bir oyun oynadınız bana? Neden benim bebeğimi kader denen o kıza verdiniz? Ne
kaderin yemenisi. Neriman Hanım'ın evinden buldum. Kim bu? Kim bu kim? Selma ablan yok mu yan komşu? Onun yeğeni Kader. Yeni doğum yaptı. Sen gelince kapıyı kapadım ki rahat emzirsin. İstediğin yere kapat beni. Suçunu itiraf ediyorsun. Doğru mu Mustafa? Buyurun abi. Hadi bas parmağını şuraya. Abi şimdi ne olacak? İtiraf etmiş demek ki artık yapacak bir şey yok. Ya. Zeki. Bunu savcıya gönder. Tamam. Abi onun hiçbir suçu yok. Ben vurdum. O adamı ben vurdum. Ne olur Mustafa'ya bir şey yapmayın. Onun hiçbir suçu yok. Çoktan kabul etti suçunu. Bundan sonra kimse kurtaramaz artık onu. Yani girecek içeri paşa paşa yatıp cezasını çekecek. Yani şimdi sen burada sabaha kadar dursan da ben vurdum deyip ağlayıp zırlasan hiçbir şey değişmeyecek. Anladın mı? Şimdi ne olacak? Nereye götüreceksin onu? Bayrampaşa cezaevine götürülecek bugün. Birkaç günde de duruşması olur. Artık bundan sonrası Allah kerim. Şansın neresi çıkarsa. Allah kurtarsın. Sağ ol. Duydun artık yapacak bir şey yok. Hadi gidelim. Ben hiçbir yere gitmiyorum. Ne demek gitmiyorum? Mustafa'yı bekleyeceğim. Nereye götürürlerse ben de oraya gideceğim. Gidip ne yapacaksın? Kapısında mı yatacaksın? Sana gösterirler mi sanıyorsun? Ben beklerim. Kapısında da yatarım. Ama onu oralarda bir başına bırakma böyle. El kadar bebeğe de mi acıyorsun? Karakol köşelerinde. Sana ne anasına verecektim bebeği? Oğlum. Manyağını benim başıma bela etme. Hadi. Hadi Zeliha. Zeliha! Aç! Dayan, çekil, Zeliha. Çekil, çekil. Kanaması çok kötü. Hemen evine götürelim. Hadi, hadi, hadi. Herkes dışarıya boşal. Çık, çık, çık. Kimse kalmasın, çık. Kimse kalmasın. Çık, 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 çık. Hadi. Hadi, hadi.
Hadi bitti görüş. Dağılın. Abi gözünü seveyim güzel abim. Hanım yürü haftaya hadi bitti görüş hadi. Abi kurban olayım yaşıyor mu? Hastaneye mi götürecekler? Nerede Zil abla? Ne olur gözünü seveyim söyle. Hanım bilmiyorum. Nereden bileyim ben? Hadi bitti görüş. Kucağımdaki bebeğin anası o. Ne olur evladını göremeden kıydılar galiba. Ne olur gözünü seveyim söyle bana. Bebeği anasına vereceğim ben daha. Ne getirdin buraya el kadar bebeği? Bebeğini kucağına alacağı yer mi bu? Kaç çocuk sefil oluyor burada biliyor musun sen? Bak ne halde anası? Cezaevinde bebeğin işi ne? Görüş bitti haftaya hadi. Hadi yürü. Abi ne olur. Hadi hanım hadi gitti. İç organlarda hasar varsa yapabileceğim bir şey kalmaz. Pis pisine tehlikeye atıyorsun bu kızı. Hastaneye götürmen lazım. Öf. Konuşma da işine bak doktor. Çok fazla inat ediyorsun. Eğer burada ölürse bu kız bunun hesabını sen verirsin Ayhan komisere. Tamam. Hazırla kızı. Fatma, ambulansı hazırlat hemen. Hastaneye mahkum sevk edeceğiz. Eyvahlar olsun. Buradan öyle fırtına gibi fırlayıp çıkınca anlamıştım zaten senin bir halt edeceğini. Böyle bir delilik yapacağını bilsem şu kapıdan çıkmana izin verir miydim ha? Aklını mı kaybettin evladım sen? Ha? Kimsin sen? Nesin ya? Eşkıya mısın? Komiser kaçırmak da nereden çıktı? Hadi kaçırdın. Ne yapacaksın? Ha? Ne yapacaksın? Planın ne? Gözüm döndü Fatma ablanın anlattıklarını duyunca. Cezaevinde Ayhan bizzat işkence ediyor dedi Zela'ya. Siz de duydunuz. Ne yapsaydım? Akıllı mantıklı düşünce kal mı kaldı? En azından Ayhan'ın Zela'yı rahatsız edemeyeceğini biliyoruz artık. Zela güvende iştiyse. Nereye kadar? Ne kadar tutacaksın adamı orada? Er ya da geç aramaya başlayacaklar. Bilmiyorum. Siz de ne olur daha fazla soru sormayın. Şimdi şansımız varken Zela için ne yapabiliriz onu düşünelim. Alo. Osman Bey. Fatma ben. Zeliha ile ilgili bir haberim var size. Dur Fatma dur. Tane tane anlat dur. Ne oldu? Zeliha. Zeliha'yı bıçaklamışlar. Al bunları bahçedekileri daha. Tamam usta. Çayla. Kader burada mı? Ya kardeşim ne oluyor sen böyle destursuz? Burada mı Kader? Bir bak bakalım burada mı? Kimsin sen ya? Ne işin var senin Kader'le? Bak arkadaşım. Kader buraya gelirse bana hemen haber veriyorsun tamam mı? Oldu. Baş üstüne. Kardeşim. Ben her şeyi biliyorum. Mustafa'yı da, babasını da, Mustafa'nın o kıza nasıl sırt çevirdiğini de. Ben sahip çıktım. Ben göz kulak oldum. Kaderin iyiliği için. Neden? Senin üstüne ne vazife? Kaderi düşünmüyorsan kucağındaki bebeği düşün. Kaderin iyiliği için. Eğer buraya gelirse bana haber ver. Duydum sesini. Sen bir şey söylemedin değil mi abi? Belli etmedin. Bir şey alın, bir şey sorabilir miyim size? Beyefendi sıra var, sıraya geçin. Affedersiniz. Mahkumu getirdiler mi buraya? Maalesef beyefendi getirmediler. Siz burası olduğuna emin misiniz? Fatma buraya getireceklerini söyledi. Açılın.
Zeliha. Açılın. Bir dakika, bir dakika. Açılın. Bir dakika, bir dakika. Ben hem babasıyım hem de avukatım. Bilgi alabilir miyim? Doktordan alırsınız. Hastayı acil götürmemiz lazım. Yürü. İçeride Zeliha. Bilmiyorum. Ben gidip şunlarla konuşayım. Deli misin sen? Zaten burada olman bile riski. Kaçaksın sen. Ne işin var inzibatla? Sen dur burada. Nasıl kızımın durumu doktor bey? Yarası çok ciddi bir yara değil. Fakat çok fazla kan kaybetmiş. Kalp atışlarında düzensizlik var. Kan kaybına bağlıyoruz. İki ünite daha kan vereceğiz. Yarasını diktik. Hayati bir organa isabet etmemiş Allah'tan. Allah razı olsun. Sağ olun. Sağ olun. Görebilir miyim? Kendinde değil. Bilinci kapalı. Ama birkaç saate kadar kendine gelir. O zaman inzibatlar da izin verirse görebilirsiniz. Hiç güvenli değil. Zeliha'nın ayıldığını, iyi olduğunu görmeden ben hiçbir yere gitmem burada. Sen içeri girmek istediğinde kimlik sormayacaklar mı sana? Kimsin sen, nesin demeyecekler mi? Kaçak olduğunu anlarlarsa ne olacak? Zeliha ile birlikte aranan bir Tahsin Tuğracı olduğunu bilmiyorlar mı sanıyorsun? Umurumda değil. Benim umurumda ama. Sen yakalanırsan Ayhan da benim başıma kalacak. Ne olur git buradan. Daha beter iş açma başımıza. Bak sen Ayhan meselesini hallet yeter. Ben buradayım nasıl olsa. İntibatları 5 dakika oyalayın. Ben Zeliha'yı kendi gözlerimle göreyim. O zaman giderim. Ne demek öldürememiş? Onca parayı boşuna mı saydım eline? Bu işler parayla olmuyor Neriman Hanım. Öldürememiş işte. Kızın yaşayacağı varmış. Hastanedeymiş Zeliha. Torunum nerede peki? Zeliha'nın yanında mı? Söylesene. Ne bileyim ben? Zeliha'ya da gitmedi belki. Aldı torunumu kaçtı. Allah'ım ne yaparlar, ne ederler. Bunlar böyle sokaklarda. Ya. Ne yapayım? Neriman Hanım. Neriman Hanım. Anne. Neriman Hanım. Ben bir çay içip geliyorum. Lütfen. Lütfen kızım bir gece daha kalsın burada. Revirin şartları yetersiz olduğu için getirdiler onu buraya. Yarın sabah onu çıkarmak kızımın hayatını riske atmak demek. Beni ilgilendirmez beyefendi. Benim sorunum değil. Doktorla görüş. Doktor da seninle aynı şeyleri söylüyor zaten. O da gidin inzibatla görüşün diyor. Ondan izin isteyin diyor. Çocuğun var mı senin? Var. Anla o zaman halden. Bak, boyum kadar da olsa içeride yatan benim kızım. Yine alıp götüreceksin, koyacaksın onu cezaevine zaten. En azından sağlıklı gittiğini bileyim. Bir konuş doktorla ha. Bak haline. Kalkıp gidecek hali yok ya.
Sen burada bekle. Ben seni oradan. Doktor gerek yok kalmasına. Yarın çıkar dedi. Kızımın hayatı söz konusu. Bir daha bir konuşsan doktorla. Ha? Bırak dinlensin. Biri mi var içeride yoksa? Birini mi soktun içeri? Pencereyi. O da çok havasızdı. Biraz oksijen alsın istedim. Çıkın odadan. Benden izin almadan da bir daha girmeyin. Tamam. Zeliha'yı 3 saniye göreceğim diye hepimizi nasıl bir maceraya soktun? Zeliha'yı kaçıracağım. Cezaevine gitme, halletmemiz lazım o işi. Saçmalama. Zeliha'nın yeterince başını belaya soktun zaten. Ya yakalanırsan? Yakalanmayacağız. Doğru düzgün düşünemiyorsun bile. Zeliha'ya artık zarar vermeye başladın. Bundan sonra hukuken ne yapılması gerekiyorsa onu yapacağım ben. Kızımı sonuna kadar koruyacağım. Sen de Ayhan'ı bırak. Zeliha'yı daha fazla tehlikeye atma. Eğer kaçırmaya kalkarsan, Zeliha'yı riske atmaktansa seni ihbar ederim. Ayağını denk al. Beni bunu yapmaya zorlama. Buraya kadarmış demek. Rıza haklı. Anan yaşıyor olsa bile hapishanede büyümektense burada olman daha doğru belki de. Artık bu acıya daha fazla ortak olamam. Canım çok yanıyor zaten.
Hele senin annene kavuşmadan yaşadığını görmek. Bunu yapamam. Affet beni Murat'ım. Affet beni. Neriman nereye? Ayağa kalkacak halin yok. Nereye? Ayağına gideceğim ben. En azından torunumun nerede olduğunu öğreneyim. Zeliha da ise bile bileyim ki güvende. Ah pes ettim ben artık Muazzez. Hastaneli olaylara çağırıyorsun abi ya. Sevzeklik etmesi oldu. Abi babası neden yardım etmiyor? Korkuyor çünkü. Ama korkmak gibi şansımız yok. Bir türlü anlatamadım. Yavaş, yavaş. Çıkıyorlar. Ama yüzüne gözüne bulaştırma. Tamam abi, merak etme. Merak etme kızım. En kısa zamanda gelip ziyaret edeceğim seni. Tamam. Görüşte görürsün baban işte. Uzatma. Yürü. Kusura bakmayın hanımefendi. Ben izninizle bir şey soracağım abilere. Abicim bu acil çıkış kapısı ne taraftaydı acaba? Koca hastanede beni mi buldun soracak? Şu tarafta. Kusura bakmayın hanımefendi. Dikkat etsene kardeşim. Kusura bakmayın abicim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Yürü. Yavaş. Abi. Abi verdim kağıdı Zeliha ablaya. Osman görmeden gidelim hadi. Kimmiş beni şişleyen kadın? Ne derdi varmış bende? Kim bilir. Vukuatlıymış. Daha önce de para için yapmış böyle şeyler. Hücrede hala. Besbelli dışarıdan birinin tetikçisi o kız. Adı Gül. Hem sen daha yeni geldin. Niye düşmanlık beslesin ki sana? Bir çıksın, alırız ifadesini. Sen de daha dikkatli ol bundan sonra. Biz de gözümüzü ayırmayız senden artık.
Kimdi seni ziyarete gelen o kız? Kucağında da bir bebek vardı. Sen de gördün değil mi? Hayal değildi. Gördüm. Kader. İşte o kız. Kucağındaki de benim bebeğim. Belki de bebeğimi getirmişti bana. Konuşabildin mi? Yok. Konuşamadım işte. Tam konuşacakken. Eğer ben bebeğimi o gül denen kadın yüzünden kavuşamadıysam... Belki de o yaptırdı. Kader saldı gülü senin üzerine. Yok. Niye böyle bir şey yapsın? Kader köyden gelmiş, kimsesiz bir kız. Nasıl bu kadar emin olabilirsin ki? Doğar doğmaz vermişler bebeğini kucağına. Kolay mı sütünü verdiğin, bağrına bastığın çocuğundan ayrı düşmek? En iyi sen anlarsın çocuğundan ayrılmanın acısını. Hiçbir şey vazgeçiremez ki beni. Bebeğime kavuşamayacağımı kabullendikten sonra canımın ne önemi var? O zaman artık kimseye güvenmiyorsun. Kaderin de seni düşündüğün kadar masum, mazlum bir köylü olduğunu sanmıyorum. Bak, biliyoruz ki artık dışarıda sana zarar vermeye çalışan bir düşmanın var. O yüzden kendini kollamak zorundasın. Hadi sen dinlen biraz. Sonra konuşuruz bunu. Tahsin göndermiş bunu. Zeliha'm sen içeride ol. Sessiz oku. Zeliha'm sen içeride oldukça ben de dışarıda nefes alamıyorum. Ama bu günlerin bitmesine az kaldı. Ayhan'ı bir süreliğine senden uzaklaştırmayı başardım. Şimdilik güvendesin ama bu zamanı iyi değerlendirmemiz gerek. Seni zaman kaybetmeden kaçıracağım içeriden. Benden haber bekle Tahsin. Nasıl olacak bu? Kolay mı sanıyorsun? Tahsin aklına koyduysa yapar. Çok tehlikeli Zeliha. Yakalanırsan Ayhan daha beter zindan eder burayı sana. Baban ziyarete geldiğinde nasıl çıldırmıştı hatırlasana. Biliyorum. Babam da gelmeye korkuyor artık. Ayhan delirip daha da bana eziyet etmesin diye gelmiyor. Aynen öyle. Sen kendin söyledin bana. Dışarıda bir düşmanım var artık beni öldürmek istiyor. Ve içeride olduğum sürece işi çok kolay. Ben bebeğimi kucağıma bir kere bile olsun almadan ölmek istemiyorum. Her yolu denemek zorundayım. İyi düşün. Çocuk oyuncağı değil kaçmak. O kadar kolay olsaydı şimdi burada kimse kalmazdı. Ya abicim tamam. İyi güzel. Biz Zeliha ablaya böyle bol keseden söz verdik. Yani verdik vermesine de nasıl çıkaracağız abicim kızı içeriden? İçeriden yardım alacağız. Teşekkür ederim buraya kadar geldiğiniz için. Siz arayınca öyle apar topar işte. Osman Bey haber vermediniz değil mi? Vermedim. Benden ne istiyorsunuz? Zeliha'yı kaçırmamıza yardım edeceksiniz. Hocam zaten cezaevinde. Benden şüphelenirlerse, işimi kaybedersem kim doyuracak çocuklarımı? Kim bakacak? Ne olur beni affedin.
Osman Bey'in bana çok iyiliği dokundu. Kızımın gözümün önünde acı çekmesi benim de içimi acıtıyor ama böyle bir risk alamam. Sizden sadece bana bir çıkış yolu göstermenizi istiyorum. Zeliha'yı oradan çıkartmanın bir yolu yok mu? Tek bir yolu var. Havalandırma tüneli. Ama çok tehlikeli. Daha önce de deneyenler oldu. Hiç kimse başaramadı. Tünelin girişinde sadece gardiyanların kullandığı bir kapı var. Sonunda da kömür deposuna açılan bir kapak var. Deponun önündeki koridor doğruca yan bahçeye çıkıyor. Yemekhanede çalışan işçiler yan bahçeden giriş çıkış yapıyorlar cezaevine. Zeliha o koridoru aşıp da yan bahçeye ulaşırsa... Bilmiyorum. Çok zor. İşçilerin arasında karışması lazım. Hem havalandırma tünelindeki kapıyı sürekli kilidi tutuyorlar. Anahtarı yok mu sizde? Bütün gardiyanlar da var. Siz de söylediniz işte. Zeliha'nın özgürlüğüne kavuşması için tek bir kapı var önünde. Sadece bir kapı açacaksınız Zeliha için. O kadar, bir kapı. Siz de söylediniz, bütün gardiyanlarda varmış o kapının anahtarını. Kim nasıl kanıtlayacak sizin yaptığınızı? Şimdi en önemlisi... Zeliha'ya haber vermek, onu ikna etmek. Ama ben görüşe gidemem, senin gitmen lazım. Bir an önce cezaevine git. Zeliha'yı gör, bana planımızı anlat. Tamam abi, ben ne dedim? Elimden geleni yapacağım dedim, sen merak etme. Sözüm söz, giderim birazdan. Sağ ol Suat. Ya, amma uğraştım be abi. Yani seni tanıdım tanıyalı hep Zeliha abla için savaşıyorsun. Sadece onun için nefes alıyorsun sanki. Yani birini sevmek böyle bir şey mi abi? Öyleymiş. Zeliha'yı tanımadan önce ben de bilmiyordum. Ama insan sevince böyle dağları duvarları deliyormuş işte. İcabına ama Ayhan'da yani uzun süre böyle kontrol altında tutamaz. O yüzden fazla vaktin yok. Bak havalandırmada Fatma gardiyanda olsun gözün, tamam mı? Ha bu arada var mı içeride böyle güvendiğin bir arkadaşın falan? Var, Zeynep. Ha, güzel, bak ona da çok iş düşüyor. Ya Zeynep'in orada bir şekilde ilgiyi dağıtması lazım. İşte kavga falan çıkarsın, ne bileyim bir şey yapsın. Yani kimsenin gözü sende olmasın. Tamam, Zeynep orada diğer mahkumları, gardiyanları falan oyalarken Fatma sana yardım edecek. Çıktığında da biz seni bekliyor olacağız. İnşallah şuradan kurtaracağız seni ablam. Çok kolaymış gibi anlatıyorsun da ya bir aksilik olursa? Yani kolay değil zaten.
Hiç kolay değil ama yapabilirsin ablam sen. Yaparsın. Bak yakalanırsam başımın daha beter derde gireceğini biliyorum. Belki o zaman hiç çıkamayacağım buradan. Yani sana kalmış ablam, ne diyeyim? Bu seçimi sen yapacaksın. Ama bak yani buradan bir an önce kurtulmak istiyorsan başka şansın yok. Yapacağım. Bebeğim için bunu yapmak zorundayım. Görüşme bitti.